Doğu Akdeniz'in ekonomik değeri ve Türkiye'nin bundan yararlanacak oluşu şu an görünürde asıl sebepmiş gibi ise de asıl sebep bu değildir. Bu belki ikinci, üçüncü derecede bir sebeptir. Önemini reddetmiyorum. Ama asıl can alıcı sebep bu değildir. Asıl can alıcı sebep arkadaşlar milletler arası siyonizm ve onun emrindeki başta Amerika olmak üzere Batı devletleri tarafından asıl can alıcı sebep Recep Tayyip Erdoğan modelini başarısızlığa uğratmaktır. Burada iki noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bir, Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını demiyorum sadece. Çünkü bu 18 senelik duruşuyla, uygulamasıyla, tavrıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik önemi kendi şahsını aşmış. Aynen tarihte bir zamanlar Selahaddin Eyyubi'de bir örneğini gördüğümüz gibi bir model haline dönüşmüştür. O yüzden mesela Allah muhafaza etsin Recep Tayyip Erdoğan'ı bir suikastla ortadan kaldırmayı son çare olarak mutlaka rezerv tutuyor olsalar bile şu an çok fazla ona yönelemiyorlar. Çünkü bir kahramanlaştırmış olurlar. Yani bükemedikleri bileği bir anlamda öpmüş olurlar. Bu da çok daha aleyhler ne olur? İki, mesele artık Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı onun kendi hayatı değildir onun ortaya koymuş olduğu ve başarısını bil fiil ispatlamış olduğu bu İslam dünyasındaki siyasi lider duruşudur. Bu bir model oluşturmuştur. Bu modelin mesela bir suikastla ortadan kaldırılması bir işe yaramayacaktır. Bu modelin siyasi anlamda iflas ettirilmesi gerekir. Dolayısıyla bütün Müslüman halklara o ülkelerin her birinin içine yerleştirilmiş olan bu aparatlar, Batı ve Siyonist devşirmeleri medyalarına, siyasetlerine, devlet kurumlarına dönüp diyebilmeler diyebilmeliler ki işte Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu bu. Bak görüyor musunuz yerle bir oldu, başarısız oldu. Kendi ülkesinde bile halk ona sırtına döndü. Bir kenara atıldı, itildi, unutuldu. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu noktaya getirebilmek hedefinden yola çıkılarak Doğu Akdeniz'de böyle suni bir gerilim oluşturuldu. Bu gerilimin tekrar ediyorum asıl oyun kurucu olan, asıl üst takıl olan milletler arası siyonizm ve onun emrindeki batılı devletler tarafından hayata geçirilmesinin asıl sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ve onun oluşturmuş olduğu modelin bütün İslam ülkelerinde 50'den fazla ülkede bir başarısızlık hikayesine dönüştürülebilmesidir. Bunun için orada Türkiye sıkıştırılıyor. Ne ümit ediliyor? Mesela bir bu bir harbe yol açacak. O harbin tetiklemesiyle Türkiye'de ekonomi çökecek, kaosa girecek. Evet yani dünyanın her ülkesinde meşhur mottodur. Seçmenler mideleriyle düşünürler. Ekonominin o çöküşünü Türk seçmeni siyasi sorumlu lideri olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'dan bilecek. Onu gireceği ondan sonraki ilk seçimde böyle eskilerin tabiriyle münhezim hale getirecek. Yani yerle bir edecek. Kurtarılabilir bir siyasi mağlubiyet değil de hani öyle ki mesela yani barajın bile altına inecek falan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi. Kendisi diyelim ki başkanlık seçimlerinde işte yüzde on oy alacak falan hesapları, planları, hayalleri hep bu şekilde. Dolayısıyla bu model bir zamanlar çok parlak bir duruş gösterip dünya Müslümanlarını heyecanlandırmış olsa bile mühim olan tabii ki sonuçtur. Sonuçta muazzam bir başarısızlık hikayesine dönüştürülmüş olacak. Ya da şimdi onu denemeye çalışıyorlar. Çünkü harp herkes için çok zor ve riskli bir olaydır. Canlar gider orada. Ya da şimdi ön planda denedikleri Avrupa Birliği'nin Türk ekonomisini çökertecek ölçüde ekonomik yaptırımlara yönlendirecekler bu bahane nedeniyle. İşte Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımlarıyla o sırada kesinlikle aksine ihtimal vermeyin. Londra borsası da City yani. Yani doğrudan doğruya uluslararası Siyonist Yahudi bankerler. Amerika'da FED'de hepsi de var gücüyle saldırıya geçecekler. Kur saldırısı falan. Türkiye'de ekonomi çökertilecek, mevcut siyasi yapı çökertilecek bir başarısızlık hikayesi oluşturulmuş olacak.